Herkese selam. Bugün ETS2 ile beraberiz. Altımızda güzel bir tırımız var. Scania modumuz var. 4 serisi. 164L olarak geçiyor şu anki altımızdaki model. 580'lik. Arkamızda tırsan. Torsiyemiz var. Tırımız biraz modifiyeli, basık. Çoğu modifiyesi dışında zaten. İçinde çok öyle bir ahım bir şey yok. Sadece iç renkleri bu şekilde. Burada bir Türk yolu ayağımız var. Şurada bir radyomuz var. O kadar. Fazla bir şeyimiz yok başka. Böyle yani. Şu an GeForce Now'la beraber oynuyoruz. Bu oyunu. GeForce'dan biraz nazlı davranıyor şu an. Yani paket kaybı gösteriyor şu an. GeForce'dan ekranı da göstereyim size eğer görüyorsa. OBS. Yani şu an paket kaybı gösteriyor ama internet gayet standart bir şekilde kullanıyor yani. Sıkıntı yok yani ama. Neyse bakalım. Şöyle biraz yolumuza çıkalım, ilerleyelim. Oynatmayacak düzeye gelirse eğer yapacak bir şey yok. Bazen oluyor bu. Burada bir şey diyemiyoruz. Ses modumuz var ayrıca. Güzel bir ses modumuz var. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Sağdan devam edin. Şimdiki çıkışı kullanın. Artı fizik modumuz var. Arkamızdaki tonu söylemedik. Kullanılmış ambalaj taşıyoruz. Sofya'dan Üsküp'e. 200 kilometrelik hemen hemen. 215 kilometrelik bir yolumuz var. Hatta neredeyse 20 kilometre gittik bile. Sağdan aya doğru gidelim. Arkamızdaki ton fazla olduğu için çok hızlı yapamıyorum. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Kullanalım Zeynep Hanım. Sağdan devam edin. Şu an gece geç saatlerinde video çektiğim için çok fazla sesli konuşamıyorum. Evdeki insanları rahatsız etmemek için. Umarım sesim iyi geliyordur. Bu yol biraz düz, biraz hızlanalım.
Arada bazen yapabiliyor. Bu şekil. Şeyler. Onu da artık ya katlanacağız, ona da yapacak bir şey yok oyunda olmasa. Yaşanıyor şu an, 2080 ile beraber oynuyoruz. Hani gösterdiğine kadar 2080, artık 2080 ile beraber oynuyor ama artık 2080 de bile bu şekilde kastırıyor yani. Bence bu internet bağlantısıyla alakalı bir şey, çünkü sanmıyorum gerçekten RTX 2080 ile bu kadar basacağını. İçi panel ışığı çok aydınlatıyor içeriği ya. Pardon, rahatsız edildim. O yüzden video kesik olabilir oldu. Kusura bakma. Düz mü gideceğiz, döneceğiz mi? Ha. Ters tarafa gitmek için dönmek isteyenler Araç 8 vites olduğu için daha manuel kullanıma yatkın olması amacıyla şu an manuelde dönüyorum, çünkü otomatik de olsa pek bir şey yapmayacaktım. Yani çok kısa tam devirinde kullanamıyordum araca.
Arkamızdaki yük de ağır olduğu için. Bu Balkanların da her yere gişe arkadaş. Hep sürekli gişe ya. Nerede bir şehre görüyorsam o şehre de hep gişe ya. Bu arada hem grafik modu hem hava değişimleri, yağmurlu hava şeyi modları falan da var. Eğer isteyen olursa yorumda belirtirse hangi modu istiyorsa, yani şu an çok fazla mod var bu hesapta. Hangi modu istiyorsa onu yorumlarda paylaşabilirim. Steam Atölye linkini atabilirim çünkü bendeki şeydekiler modlarım hepsi Steam Atölye'den olduğu için. Hepsini Steam Atölye'den atacağım. Steam Atölye linkini atabilirim. İsteyen olursa eğer. Ya arkadaş. Ben şuradan kaçak geçerim ki. Artık videoları OBS ile çekmeye karar verdim. OBS biraz video kalitesini yüksek tutuyor. Hem de bir de şöyle bir eksisi var benim için. Ya şimdi ben laptopla kullandığım için yerim çok fazla yok. 500 GB bir yerim var. Bu OBS Studio 15 dakikalık video 10 GB sayıyor. Onun içinde video düşürme programı falan, tekrar render falan filan cevap yok. Bir ton işle uğraşıyoruz. Ama en kalitelisi hangisi? Yani şu an onu kullanacağım gibi. Şu an bir test amaçlı video çekiyorum OBS'de yani. Bakalım. Yani bu video çektikten sonra hafıza, yani boyut düşürmesini yaptıktan sonra eğer kalite düşüşü yaşanırsa tekrar eskisi gibi ya Xbox üzerinden ya da GeForce üzerinden kendim devam ederim videolara yani. Ben OBS kullanmamın sebebi mikrofonun iyi olmamasından kaynaklı. İleride daha iyi bir kulaklık veya daha iyi bir mikrofon alabilirsin eğer. Ya, standart GeForce veya Xbox üzerinden çekebilirim videoyu.
Düz ilerleyin. Yorulduk ama değil. Fark edememişim bu. O da tam öyle bir yere park etmemi istedi ki var ya. Bu tarafa hesap etmedik hiç. Benim acilen göz doktoruna gitmem lazım, göremiyorum. Ne şekil oluverdim bari. Göremiyorum çünkü. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar dediğim gibi eğer modlar linkini isterseniz atabilirim yorumlarda. Yorumlarda belirtmenizi isterim mod linki istiyorsanız. Şu modunun linki varsa eğer atabilir misiniz cinsinden bir yorum gelirsem o yardımcı olurum, modları atarım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.